2017 Eylül'ünde kuruldu. 5. yılını kutluyor. Grubumuz Atatürk'ümüz için yazılan o güzel şarkıdan aldı ismini. Hoş gelişler ola sanat topluluğu. Grubumuzun kurucusu yönetmeni Nilgün Karataş. Yardımcı yönetmen Canan Yalkın. Kadroya destek veren oyuncu dostlarımız Ali İhsan Ulutaş Demir, Ayşegül Ulutaş, Nurten Kararlı, Dilek Topgüloğlu, Müşkan Biricik, Semra Özbeğen, Erdinç Karakaş şu anda aramızda yok. Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde bu akşam gösterilerini sizin gösterecekler ve onları görsel olarak sizlerle baş başa bırakıyorum.
Şalı vesaire gibi isimlerle de kutlamalarına başlıyoruz. Çocuğumuz kız, çocuğumuz erkek diye. Yani cinsiyetini bilip bir cinsiyet ayrımını aile içinde çok güzel yapıyoruz. Çocuğumuz oluyor. Kız çocuğunu bildiğimiz kuralların içine alarak bir kız çocuğu yetiştirdiğini düşünen, geçmişte kendisi gibi olsun isteyen ebeveynler tarafından belli kurallar, kalıplar ve duvarlar içinde kız çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Peki, erkek çocuklarımızı ne yapıyoruz? Hadi sünneti geldi, oğlum erkek oldun, adam oldun, adam! Hey, aslanım benim, benim oğlum! He, adam ya, koç! Köy meydanında çağırırız çocuğu, gel bakayım çocuğun bir lastik kes amcana derken, o çocuğun adamlığını aynı şekilde evdeki hatunlar kendi aralarındaki hanım günlerinde, altın günlerinde, kısır günlerinde, sohbetlerde, dedikodularda evde bırakmazlar çocuklarını. Ne yaparlar? Yanlarında taşırlar. Vay be çocuk. Hatta 15 yaşına kadar çocuklar annelerinin yanında gezer. Hepimiz biliyoruz değil mi? Ben ölmüyorum şu an. Peki, büyük şehirlerde pek kalmasa da neredeyse ülkemizin %80'inde neler var? Hamamlar. Kadınlarımız ne yapıyor? Hamamların çocuklarını da götürüyor. Doğru mu? Peki bu erkek çocuk, kız çocuğu kız gibi büyürken erkek çocuğu erkek gibi büyüdüğünü mü zannediyor sizce? Adamdan sayan yok mu? Daha annesi bile saymıyor ama. Babası kahraman kesiliyordu ama oğlum diye, erkek diye. Fakat o çocuk biraz daha büyüdüğünde ne yapıyor biliyor musunuz? Beni adamdan saymayanlara ben adamlığımı gösteririm. Kim ben ya? Otobüslerde tacizler, iş yerlerinde tacizler, fabrikalarda tacizler, deniz kıyılarında gözle tacizler. Tacizler, tacizler. Sonra? Ben adamım. Erkekliğimi nasıl göstereceğim? Tecavüzler, tecavüzler, tecavüzler. Kimisi de dilinde erkek olduğu için gücünü, kuvvetini oluşan aşağılık kompleksi nedeniyle kadından çıkarır. İşte geliyor şiddet. Yani hepsi böyle değilse de ebeveynler olarak kendimize düşen payı buradan alalım. Bir. İki, erkek çocuğumuzu, kız çocuğumuzu çocuk ve insan olarak büyütelim. İkisinin birbirinin bütünü olduğunu unutmayın. Ne kadın tek başına kadın, ne erkek tek başına erkek. İkisi bir arada insan. Anlaştık. Şimdi oyunumuz başlıyor. Bakalım kadın erkek, erkek kadın ne ara ne hale gelmişiz. Alkışlarınızla. Getirdim buraya bir yer açtım. Cazcı mıdır, kopçu mudur belli değil ya.
Senin Azrail'in olacağım ben ya. İnan ki Azrail'in olacağım senin ya. Ne mantık var? Kimisi de böyle erkeklerimiz. Bakalım arkası nasıl? Bekleyeceğiz, göreceğiz. Zor oldu ama.
Öncelikle teknik konudan dolayı özür diliyoruz. Daha çok küçüğüm. Yaşım çok küçük. Kimseye evlendim diyemem anne. Bebeklerin küser duvak takarsam bu yaşta gelinlik giyemem anne. Yaşım henüz 13. Büyümedim ki. Yüreğim aşk dolu. Yürümedim ki. Bir aşkın uğruna erimedim ki. Bu yaşta gelinlik giyemem anne. Ben daha çocukken kızım olacak. Onu büyütmeden oğlum olacak. Yüreğim sevdayla buluşmayacak. Bu yaşta gelinlik giyemem anne. Oyuncak bebeğim ağlar ardından. Utanır gözler adımlarından. Saklanıp kuytuya tüm çocuklardan. Bu yaşta gelinlik giyemem anne. Al dediğin adam dedem yaşında. Elinde baston, kasket başında. Benimse yüreğim aşk telaşında. Bu yaşta gelinlik giyemem anne. Ne olur bari sen bana kanat ol. Bari sen kadere bir beraat ol. Yaşadın bilirsin bu çıkmaz bir yol. Bu yaşta gelinlik giyemem anne. Her yanım titriyor korkularımdan. Medet umuyorum uykularımdan. Utanır oldum tüm duygularımdan. Bu yaşta gelinlik giyemem anne. Yaşanan her günüm cehennem olur. Her gece ruhumu bir deprem vurur. Körpecik tenimde terim savrulur. Bu yaşta gelinlik giyemem anne. Dedim saatçi ol şiir. Şiirdeki sözlerden de anlayacağınız ötürü belki birçok ülkede de var diye düşündüğüm ama ülkemizde artık kanıksadığımız nedense başta da demiştim çocuk evliliği ve çocuk gelinliği deniyor. Çocukların imza atma hakkı yok ki evlilik olsun. Bir akitte bulunma yetkileri yok ki evlilikleri olsun. Hadi bakalım bu konuyu nasıl işleyecek arkadaşlarımız? Alkışlarınızla.
geçecek, bu insanlarla gerçekleri öğrenecek. Onlar da bir anneden doğduklarını bir gün hatırlayacaklar. Bugün arabayı kadın kullansın mı tartışması yapan ülkeler varken, kadın yalnız sokağa çıkamaz diyen ülkeler varken, neredeyse bir asır önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınla erkeği eşit gösterdiği bir ülke değildir. Seçme seçimi artık dünyada ilk defa bizim ülkemizde vardı. Ama kadınlarımızı daha ailenin temelinde ezerek yönetim şekillerini çok uluslu ülkeler insanları etkileme adına çok farklı biçimde farklı insanlarla gelenek görenek adıyla sanki dinde varmış gibi hurafelerle insanlarımıza dayattıkları için bugünlerde bu acılar yaşanıyor. Biliyoruz ki yaşanmayacak. Ulu Önder Atatürk kadınlarımız için ne demişti? Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.
aralıksız resim yapıyorlar, şiir yazıyorlar, ses besliyorlar, sizin için saz çalıyorlar, her türlü olayın içindeler, onlar içki de içiyorlar, sarhoş oluyorlar, hep sizin için, sizin için ne istiyorsunuz bu kadınlardan?
var. Mesela ne yazmış büyük usta? Kadınlarımızın yüzü acılarımızın kitabıdır. Acılarımız, ayıplarımız ve de döktüğümüz kan kara sabanlar gibi çizer kadınların yüzünü. Ve sevinçlerimiz vardır gözlerine kadınların. Günlerde ışıyan seher vakitleri gibi hayallerimiz yüzlerindedir sevdiğimiz kadınların. Görelim, görmeyelim, karşımızda dururlar. Gerçeğimize en yakın ve en uzak demişti Nazım Usta. Şimdi yine güzel bir bölümdeyiz. İlginç sahneler izleyeceksiniz ama çıkmazlar sahneye. Niçin? Alkışlamak gerekiyor.
gördüğün şiddet nedeniyle kendini koruma amaçlı meşru müdafaa neticesi eşini öldüren bir kadın yargılandı. Tüm halkımız sosyal medyada ve diğer medya kanallarında ayağa kalktı. Gerçi hukuk da gereğini yapmaya çalıştı. Kanunun en uygun maddelerini kullanmaya çalıştılar. Bir ölüm var, bir ceza veriliyor doğal olarak. Fakat hep yüksek mahkeme bu kararı kadın lehine bozdu. Yani günümüzde nadiren de olsa kocasına haddini bildiren kadınlarımız çıkıyor. En önemlisi kuralları ve cezaları bireysel olarak bizler vermeyelim. Bir hukuk var. Kanun koyucular, kanun uygulayıcılar var. Bizlerin ceza verme yetkisi ve hakkı yok. Önce bunun altını kalın çizgilerle çizelim. Fakat oturduğumuz yerden de ama yani elimizde boş mu dursun diyorsanız ben buradan yönlendirici olmayayım, bildiğiniz gibi davranıyorum. Dolayısıyla bazı erkekler nasıl kadına şiddet uyguladıysa da biz sahnede ironi yapıyoruz ya, tam tersini izlemek istedik. Bakalım ortaya ne çıktı? Alkışlamazsanız çıkmazlar.
yıllar geçti aslında üstünden. 9 yaşlarında falandım ben. Küçük bir çocuktum. Babam kapıcılık yapardı. Annem de evlere temizliğe giderdi. Çok kısıtlı bir bütçeyle yaşadık biz. İstediğimiz her zaman olmazdı. Muz nedir bilmedim, çilek nedir bilmedim. Bir gün... O kadar zaman geçti ki... Hatırlarken bile içim burkuluyor aslında. Annem her evden çıkışta tembih ederdi bana. Evde yalnız kaldığın zaman kapılarını kilitle, kimseye kapıyı açma. Küçük kardeşim vardı benim de. Ağladığı zaman pışpışlarsın, yemeğini verirsin, sütünü verirsin. Kolunda biraz sağla uyur zaten. Masum bir çocuktu çünkü. O gün yine öyle bir gündü. Annem yine pazara çıkmak zorundaydı. Evde oturacaktım, kardeşime bakacaktım. Ama annemin her dışarıya çıkışı benim sonsuz özgürlüğüm demekti. Çünkü istediğim gibi hareket ederdim ben evde. Kimse karışmazdı, yapma diyen olmazdı, sus otur diyen olmazdı. O gün de öyle gitti annem. Kapıyı kilitledim arkasından. Annemin bir tane topuklu ayakkabısı vardı. Babamın kapıcılık yaptığı 3 numaralı daireden vermişlerdi. Bir de üzerinde bir montu vardı. Kırmızı, en sevdiğim renk. Onu giydim, ayakkabımı giydim, montu giydim üstüme. Kendi başıma şarkılar söylüyorum. Annemin bir şarkısı vardı bildiğim, başka da şarkı yoktu zaten. Sandalyeye baktım, bir karardı. Dayım, en sevdiğim dayım. Çünkü başka dayım yoktu o zaman. Bize her geldiği zaman bana böyle küçücük bir çikolata getirirdi. Onu afiyetle yer, etrafında dolaşır, dayımın kucağına oturur, mutluluktan mest olur. Dayım saçımı okşar, güzel kızım derdi bana. Eyvah benim, yaşasın dedim, dayım geldi. Açtım kapıyı, hoş geldin dayıcım dedim. Dayım geçti, masanın başına oturdu. Kızım dedi, benim karnım çok aç. Bir şeyler var mı evde? Dayı dedim, yok. Annem pazara gitti. O zaman dedi, bir ekmek arası yap bana. Tamam dayıcım dedim. Gittim ekmek arası yaptım, geldim. Dayımın elinde bir torba vardı. Sonra
ve iyi ki onları alkışlayan seyirciler var. Ayaklarınıza sağlık, yüreklerinize sağlık. Savaşların olmadığı, silah fabrikalarının oyuncak fabrikası olduğu, herkesin birbirine merhaba dediği, sağlık sorunu, eğitim sorunu, iş sorununun olmadığı, yarınlarda sanatla, sevgiyle, hep bir arada olma dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoş kalın. Bu arada kapı önünde iki tane SMA hastası, devletten izin alan ailemiz var. Desteklerinizi bekliyor. O iki aileye selam verirseniz onlar da mutlu olacak. Çok teşekkür ediyorum.